üzere Müsait Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalı'nın kürsüye geçişlerini arz edelim. Buyursunlar efendim. Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki bu olumsuzluklara rağmen yılın ilk çeyreğinde %4 büyüyerek büyük bir direnç gösteren Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde de bu performansını sürdürmüş ve %3,9 oranında büyüyerek küresel ekonomi içerisinde pozitif ayrışmayı başarmıştır. Nihayet yılın üçüncü çeyreğinde de %5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, bu dönemde Hindistan'ın ardından G20'nin en çok büyüyen ikinci ülkesi olmayı başarmış ve böylece aralıksız 13 çeyrek boyunca büyüme kaydederek önemli bir başarıya imza atmıştır. Öncü ekonomilerle birlikte ülkemizin de enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve parasal sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması takdir edilmesi gereken bir gelişmedir. Dün açıklanan yıl sonu enflasyon oranının %65'lik OVP hedeflerine uyumlu olarak %64,77 seviyesinde gerçekleşmesi, orta vadeli planın ne kadar dengeli ve gerçeklerle uyumlu olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Keza aynı durum 2 gün önce açıklanan 2023 dış ticaret rakamları için de söylemek mümkündür. Büyük atılım yapan Türkiye'mizin bu başarısını önümüzdeki dönemde de sürdürerek Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da orta gelir tuzağını aşarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğine olan inancımız tamdır. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, tüm dünyada sıkılaşan finansal koşullar, nispi bir artış gözlenen enerji ve emtia fiyatları ve artan belirsizlikler nedeniyle küresel ölçekte büyümenin yakın vadede zayıf kalması beklenirken, ticari gerilimlerin daha da kötüleşmesi ve dış talebi baskılaması durumunda enflasyonist baskıların yeniden alevlenmesi mümkün olabilecektir. Bütün bunlar 2024 yılında bütün dünyanın olduğu kadar ülkemizin de ekonomi politikalarını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyecek başlıklar olarak ön plana çıkmaktadır. Para politikası ve maliye politikası haricinde enflasyonu düşürücü yöndeki yapısal reformların kapsamlı bir paket halinde açıklanıp hayata geçirilmesi ve kredi mekanizması haricindeki ortaklığa dayalı finansman olanaklarının daha fazla ön plana çıkması gerektiğine inanıyoruz. Yerel seçimlerden sonraki seçimsiz 4 senenin ilk 2 senesinde yapısal reformlarla ilgili kanuni düzenlemelerin hayata geçmesi büyük bir fırsat, hayata geçmesi için büyük bir fırsat olduğunu ve bu noktada parlamentomuza da önemli görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, geçen günlerde açıklanan asgari ücretin %50'ye yakın bir artışla 17.002 lira seviyesine çıkartılarak çalışanlarımızın enflasyona karşı ezdirilmemesi müsiat olarak bizleri de memnun ettiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de temel şiarımız hiçbir çalışanımızın emeğinin zayi olmaması ve bütün vatandaşlarımızın onurlu bir hayat sürebileceği ücret seviyesine kavuşmasıdır. Tam da bu noktada bölgesel asgari ücret uygulamasını ve sektörel asgari ücret uygulamasını tekrar hatırlatmak istiyorum. Elbette bilhassa enflasyonist süreçlerde asgari ücretin belirlenmesi yönelik belirsizlikler artmakta, beklentiler farklılaşmaktadır. Bu çerçevede enflasyonla mücadelede etkin politikaların devam etmesi ve hane halkının alım gücünün korunması önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olmalıdır. Enflasyonla mücadelede en az para politikası kadar maliye politikasında etkili olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Bu bağlamda Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği vergi reformu bu noktada önemini bir kez daha arttırmaktadır. Bilhassa
depremin bütçe üzerindeki bozucu etkisi geçtikten sonra vergi reformu kapsamında KDV oranlarının düşürülmesi ve sadeleştirilmesi ve ÖTV sisteminin revize edilmesi Türkiye mali sisteminin ihtiyaç duyduğu büyük reformlardandır. Nitekim Türkiye'de dolaylı vergilerinin payı %60'ın altına inmediği gibi dönemsel olarak da %70'leri zorlamaktadır. Bu yapı maalesef hem vergi adaletini hem de gelir dağılımını bozmaktadır. Gelir vergisi dilimlerinde değişikliğe gitmek, vergi sistemini daha adil hale getirmek için gerekli olan reformlardan bir diğeridir. Mevcut 5 dilimli vergi sistemimiz özellikle orta gelir grupları için adil olmayan bir gelir dağılımına sebep olmaktadır. Gelir vergisi sistemimizin daha fazla kademelendirilmesi, uluslararası örneklerde olduğu gibi 6. ve 7. dilimlerin eklenmesi de orta sınıfın üzerindeki vergi yükünün daha adil bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, özellikle 2024 yılın ikinci yarısından sonra, 2024 yılının ikinci yarısından sonra geri çekilmeye başlayacağını tahmin ettiğimiz enflasyonla birlikte tesis edilecek fiyat istikrarı, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına destek olacaktır.